Merhaba, seçenekleri birleştirmekle ilgili örnekler yapacağız. İlk videoda altı video örneğimiz var. İlk örnekle başlayalım. 5 tref oynanıyor. Defansın bir pik araya girişi var. Ve tabi e, defansta üç tur pik oynuyor. Şimdi ilk 2 löveyi verdik. Artık dışarı el vermemeliyiz. İki şansımız var. Biri kör empası. Diğeri de karo empası. Evet. Hangi sırayla oynamamız gerekiyor bu renkleri? Tabi kozları e, bitirdikten sonra ya körü ya karoyu oynayacağız. Bir oraya kadar gelelim. Daha önceki videoları takip edenler bir tahminde bulunmuşlardır diye düşünüyorum. Şimdi koza girdik. Aslında bir tur ne yaptık? Buraya kadar geldik. Şimdi bir tane kozumuz bıraktık. Bir tane koz yeterli. Şimdi as ruha çektiğimizde dam düşüyor mu diye bakacağız. Hangisine bakabiliriz? Bir karo 7 parça, kör 6 parça. Öyleyse karo. Bir tur kör oynayalım ama. olur ya belki köre tek parça dam da düşebilir. Ondan sonra karoyu deneyeceğiz. Sonra enpas deneyeceğiz. Tabi bir tur kör dediğimiz zaman kör ruva olmalı. Kör ruvayı deneyelim. Bir şey olmadı. Şimdi sıra geldi. Karo Astrova'dan gidiyoruz. Bakalım dam düşecek mi? Düştü. Çok iyi haber. Düştü. Karo valesi de alıcı hale geldi. E, empas yapmaya kalksaydık Karo'dan iki parça dama kaybedecekmişiz. Tabii düşük ihtimal aslında damın iki parça olması ama e, o da işte mümkün. E, kör empası yapsaydık o da tutmayacakmış. Doğru sırayla prensipleri uyguladık. İşe yaradı. Tabii dağılım kötü olsa atıyorum şimdi kör karo 3 parça olsa damın yanında işte körde bu şekilde dağılmış olsa yapacak bir şey yok. Ama herkesin başına aynı şey gelecek. 5 tref oynayan herkes gibi biz de bir batardık. Ona yapacak bir şey yok. Halbuki burada yapacak bir şey var. Varken bundan istifade ettik. Gözü kapalı ezbere oynamadık. Planlı bir şekilde oynadık. Bir örnek daha yapalım. Zayıf iki kör açısından sonra ee, dört kör. Şimdi hemen iki köre baktım da pek e, <laughs> benim sevdiğim tarzda yani benim sevdiğim tarzda bir iki kör değil. Çünkü iki onörü yok. Ee, yani dokuz böyle tam sınırda. Bir yetmiş beş. Şimdi ama ortak e, elit kuvvetli ve direkt dört göre çıkmış. bir Önemli olan şimdi deklarasyon değil. Önemli olan oyun planı. Bakalım. Pikte bir kayıp var. Kördeki dağılıma bağlı. 2-2 ise sorun yok. Ama değilse bir de kör kaybederiz. Ee, karo empası da tutmazsa 2 karo kaybederiz. Şimdi karo empası hiç acele etmeye gerek yok karo empasına ama rakip karo oynadı. Hadi geldi şimdi ee, biz, bize kalsa ne güzel Son, sonra bakardık her şeye en sonunda e, gerekiyorsa denerdik ama şimdi karar vermemiz lazım. Şu anda mecburen az koyacağız. Pardon küçük koymuşuz. Ha, Karo özür dilerim. Şimdi şurada bir oynayalım da duralım. Tamam. Şimdi ilk tur kara empasını yapmadık. Karay emparse için acele etmeyelim dedik. Yani gerekiyorsa bir dahaki tur yapacağız. Şimdi bir karoyu verdik. Neydi? Kötü dağılımda ee, bir pik, bir kör, iki karoydu. Kayıplardan, karolardan birini verdik. Gerekiyorsa ikinci de emparse deneriz. Şimdi ek şans nasıl yaratılır? Pik damı sağlamaya çalışarak. Eğer batıda üç parça pikas çıkarsa karo empasına da gerek kalmayacak. Önce pik oynayalım. Rua ile aldı. Güzel. Tref oynadı. Aldık. Tekrar pik oynadığımızda çaktık. Şimdi bütün dananın kuyruğu burada kopuyor. Üçüncü pik oynadığımızda asa düşürebilecek miyiz? Evet. Çaktık ve düştü. Artık dışarıda bir kör vardı. Onu da verdik. Karo empası yapmadık. Çünkü pik damı alıcı hale geldi. İlk bakışta kolay cana gözükmüyor ama pik dam vale 4 parça karşısında tek pik asın 3 parça olması halinde işe yarıyor. Şimdi ne olabilirdi? Mesela Batı farklılığını nasıl oynayabilirdi? İlk tur pikası koysa e bu sefer yine Damvale'de Rua'yı çıkaracak bir tanesini. Yine e, löve yapacak. E, Batı mecburen küçük oynayacak. Bir onörümüzü çıkaracak Rua'ya. Ama işte üç parça olduğu için kontrat çıkıyor. 2 senzotu 3 senzotu. 7 hazır löve var. 3, 5, 7. 2 karo, 2 karo, 3 tref. Şimdi çok e, potansiyeller var. 3 tane. Nereden gelebilir? Trefler 3 gidi aldıysa bir gelebilir. Karodan duruma göre bir löve hemen garanti. 2 löve, bir ya da 2 löve daha gelebilir. Yani damı çıkardıktan sonra bir gelir. Dama el vermezsek iki löve gelir. Pikten de duruma göre bir ya da iki löve de pikten gelebilir. Şimdi bunları sıraya koyarak oynamamız gerekiyor. Kör hatanı aldık. Önce iki tur bir tref çekip görelim. Eyvah! Tref dağılıma uygun değil. E, treften ek bile ve gelmeyecek. Şimdi nasıl oynayalım? Karoyu yere geçiş için kullanalım. Pit'ten sağlamaya çalışalım. Karoları, karo as ve ruva'yı antre olarak kullanacağız. Asla aldık. Şimdi pit deneyeceğiz. Bakalım dağılımı tutturabilecek miyiz? Evet. Vale ası çıkarınca damın yeri belli oldu. Şimdi karo ruva ile bir kez daha yere geçeriz ve pik empasını yaparız. Tabi burada e, damın yanından ası koyan oyuncu e, muhteşem bir defans yapmış olur. Bizi darma duman ederdi. Ama bunu pek e, kolay kolay düşünülecek yapılacak bir durum değil. Şimdi biz dokuz döveye ulaştık. Kontratı başarmış olduk. Şilem karı oynuyoruz. Rakip de pikasıyla başladı. Dışarı el vermeden artık ya körleri ya trefleri sağlamalıyız. Şimdi tref daha kolay gözüküyor. 9 parça. Yani en kötü durumlardan biri tref damının e, tabi damla beraber onlu dokuzlu hepsi batıda çıkmaz. Yani üç parça bile olsa bile ve kapacak. Şimdi e, önce körleri test edelim deniyor. Bir önce bir kere 2 bir pikten sonra pike devam edecek. Biz aldık. Şimdi aldık ama şöyle aldık. <laughs> Pardon. Aldık da e, yere geçiş için bakın körlerde körleri oynayabilmemiz için yere geçmek lazım ve bir tek karo damı gözüküyor bir de trefruva gözüküyor. Halbuki bizim da, üç kez yere geçmemiz gerekecek. Şöyle yapacağız. İşte pikruhaya çakacağız. Bir mahsuru yok. Birçok oyuncu bunu yapmayabilir. Ama yere geçmemiz şart. Oyun planımız belli. Kör oynamak. Çaktık. Karoyla yere geçtik. Bir daha oynadık. Bir daha çaktık. Şimdi dışarıdaki karoları bitirelim tehlike kalmasın. Ve yapacağımız tref yere geçip körleri sağlamak. Şimdi körlerin dört dört dağılmış olması bize ek bir şans yarattı. Bir tek trefi oynayalım deseydik Dam 14'lü batıda olduğu için bu kontrat çıkmazdı. Ha şimdi körler 4-4 değilse o zaman trefi deneyeceğiz. Ama hem körler 4-4 değil hem tref tutmuyorsa da batacağız tabii. Fakat biz şansımızı sonuna kadar denedik arttırmaya baktık. Şimdi 4 pik oynanıyor ve rakip koz yaptı. Trefler 3-2 ise sorun yok. 4-1 ise sıkıntı var demiş. Bu yüzden tamam 3-2 dağılım 4-1'e göre çok daha yüksek olasılık. Biri 68, biri çok daha az. Yarısı kadar. Ama ee, tedbirli oynamak lazım. Ve körden bir yaratmaya çalışmak lazım. Tref oynamak için de aceleye gerek yok. Şimdi oynayalım bakalım. Amacımız körden bir şeyler çıkarmak. Bakın yedili koyduk. <laughs> bir anlamda sekizliğe en pas yapmış olduk. Bir şey yaradı. Kozla yere geçtik. Kayba kayıp yaptık karoyu kaybımızı verdik. Şimdi karo oynanınca da çaktık. Trefle yere geçtik. Kör ruvasını da çıkardık. Kör onluya da bir tref kaçmış oldu. İyi ki tedbir almışız deniyor. elleri de görelim. İyi ki tedbirli oynamışız. Kör. Bakın körden bir löve ürettik. Trefler e, kötü dağılmış. 4-1 dağılmış. Gelelim bu videonun son örneğine. 3 sansot oynanıyor. Pikten 2. Karodan herhalde 5. 3-1. 4-0 değilse tabii. Herhalde 4.0 0 en düşük olasılık. 2-5-7 8 9. leve nereden gelir? Ya körden gelir ya treften gelir. Ee, neydi prensibimiz? Ası eksik olan renge önce gir. Ee, o plana göre oynayacağız. Şimdi karoları. Görelim. Evet. Karolar 3 miş Şimdi önce körü deneyeceğiz. Bu arada dikkatiniz çekeyim. Karo 6'yı da sakladık yere geçiş için. O şekilde oynadık. Körü deneyeceğiz. Bakalım tutacak mı? Tuttu. Tuttu. Karo 6'yla Ele geçtik. Şimdi trefen pasına gerek kalmadı. Hiç riske girmeye gerek yok. Karoyu da alınca 9 leveye ulaşmış olduk. Bu dağılımla en iyi oyun buymuş. Yani tabi tabii öbür tarafta çıksa kontrat muhtemelen batacak. Ama e, bu durumdayken de bundan istifade etmek lazım. Bir tek pasına oynayanlar e, kontratı batırır. Şöyle bakalım önce pası yaptı, e, defans işte kendi rengine devam eder. Artık kontrat umutsuz hale gelir. Çünkü kör istediğimiz yerde çıksa bile pikler sağlanmış oldu. Evet videonun sonuna geldim. Bu konuyla ilgili son bir videomuz daha olacak. Orada görüşmek üzere.